Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz bu ara uykulu ve biraz yorgun düşsek de hava şartlarından dolayı bir soğuk bir sıcak böyle hava değişikliğinden etkilensek de elhamdülillah iyiyiz. Biz bugün Elif adayla hazırlandık. Minik kuşumla pembeleri giydi. Ben de Lilaları, anne kız şimdi. Okulda bir seminer vardı arkadaşlar. Fizyoterapistlerle Serebral palsi üzerine fizyoterapistlerle ortak dil konuşmak adlı bir seminer var bugün. Okulumuzun düzenlediği bir seminer ve bu seminere biz de davetliyiz arkadaşlar. Şu anda saat 4'e çeyrek var. 4'e 10 geçe de Elif Ada'nın, biliyorsunuz Elif Ada'nın daha önce bunu anlatmıştım videolarımda da. Elif Ada doğduğunda bilateral piyev iki ayağı da içe dönük bir şekilde doğmuştu. Birçok alçalamalar, iki kere ameliyat ve deniz burağı cihazı birçok şey kullanmıştı. Ama o 2,5 yıl sürecin ardından Elif Ada'nın zihinsel açıdan bir de fiziksel açıdan daha iyi duruma geldiğinde yeniden görüşüp sıralı ameliyatlara ihtiyacı olduğunu ve ayağındaki deformasyonlar sebebiyle çok da düzelme olmadı ama tabii ki doğduğu güne göre çok çok düzelmeler vardı. Tamamen bu şekilde içe dönüktü ayakları. Şükürler olsun bugünümüze ama o daha iyi, yani daha iyi hem fiziksel hem zihinsel olarak daha iyi duruma geldiğinde sıralı ameliyatlar olabileceğini söylemişti Serhan Hocam bize, tıp fakültesindeki profesörümüz. Ama bugün serebral palsi üzerine ama kornea delenç sendromlu Elif Ada, biliyorsunuz. Elif Ada'nın da bu deformasyonlarında, dizdeki ve ayaktaki deformasyonların da bir öngörüşünü almayı ve Elif Ada'yı da muayene etmesini bize söylediler. Ben de kabul ettim tabii ki seve seve. Bir görüş almak, yeni bir doktora, yeni bir profesöre göstermek benim de aslında yeniden gitsek mi gitmesek mi diye hep Oğuz Hoca ile konuşuyorduk. Ama bugünkü onun görüşünü almak, fikrini almak da bizim için güzel olacak ve önemli olacak arkadaşlar. Allah'a bin şükür. Yani şöyle düşünüyorum ben de. Evet, Elif Ada'ya çünkü bizim için bir ameliyat, ne bileyim Allah esirgesin bir epilepsi hata çok geriye götürüp o yani aynı seviyeye gelip tamamlama zamanı 2-3 ayımızı alıyor en az arkadaşlar. Geriye götürüyor. Sıralı ameliyatların şu anda Elif Ada için uygun olup olmadığını bilmiyoruz ama acı çekmesindense, yani sıkıntılar yaşayacaksa bu sıkıntıyı gerçekten ertelemek. Serhan Hoca bu şekilde konuşmuştu. Birçok şey, işte kafasını tutabilmeyi, oturabilmeyi yaptıktan sonra her şeyi yapılır ve ben onu ayağa kaldırırım demişti. İnşallah bunların hepsi nasip olur ama bugün inşallah bir görüş alacağız. Onun için okula gideceğiz Allah'ın izniyle. Bunu buradan anlatma sebebim de belki bilateral PEV, yani içe dönük ayakları olan çocuklar varsa ve nasıl bir yol izlendiğini merak edenler olursa diye de ben de paylaşmak istedim arkadaşlar. Belki bir kişinin elinden tutar ve ona ön ayak olursak güzel olur, mutlu olurum bu konuda da. O yüzden de çekeyim istedim bugün. Bakalım nasıl bir şey olacak, nasıl bir öngörüşüm olacak, nasıl bir muayene olacak. Gidince göreceğiz arkadaşlar. Şimdi biz çıkacağız, geç kalmayalım. Babamız da inşallah gelebilirse kuruma gelecek. Böyle arkadaşlar, biz şimdi Elif Ada Minnoşum'da çıkacağız. Ama Elif Ada Minnoşum uyumayı seçti. Arkadaşlar kusura bakmayın. Tripod açamadığım için de ellerim titriyor biraz. Hakkınızı helal edin. Şimdi biz hemen çıkalım. Arabayla gideceğiz, bakalım yetişelim arkadaşlar. Neler olduğunu, nasıl bir öngörüşme olduğunu, Elif Ada için neler söylediğinde sizleri de inşallah bilgilendireceğim. Görüşmek üzere o zaman. Yalnız kamerayı kapatır kapatmaz Elif Ada'nın da gülmesi. Hemen kamerayı geri açtım. Onun da güldüğünü görün diye. Kuzum, canımın içi. Gidelim mi? Bir görüş alıp gelelim mi? Seni çok seviyorum. İnşallah bizim için de belki hayırlı haberdir. Belki bize huzurdur, değil mi Elif Ada? Belki bizi iyileştirecektir. Belki güzel şeyler söyleyecektir arkadaşlar. Evet, bazı şeylerin hani ne kadar olabileceğini az çok söylenenlerden, yaşadığımız hayattan tahmin edebiliyoruz ama Allah'tan umut kesilmez. İnşallah güzel şeyler olur, değil mi anneciğim? Evet. Elif Ada için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz ve devam da edeceğiz arkadaşlar. Ellerim çok fazla titremeye başladı. O yüzden hadi gidelim Elif Ada. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi çıktık Elif Ada'yla. Biraz geç kalmış olabiliriz, bilmiyorum ama inşallah geç kalmamışızdır. Şu anda saat 4'ü 5 geçiyor. Aşağı indirmek, çantamı indirmek falan biraz uzun sürdü. Ama Allah'ın izniyle yetişeceğiz inşallah. Böyle arkadaşlar, şimdi gidiyoruz. Geldik minik kuşumla. Babamız da hemen gelmek üzereymiş. Ben şimdi bebek arabamızı indirdim.
buraya. Hemen şimdi Elif adayı yerleştireceğim. Hadi kızım geç kaldık. 5 dakika geç kaldık arkadaşlar. Ama sorun olacağını düşünmüyorum. Yarım saat geç kalınabilir demişti çünkü Serkan hocam. Evet, hani öğrencileri muayene ederken. Evet annem, hadi. Dur. Babaya nazlandın mı? Ha? Baba geldi diye nazlandın mı sen? Anneciğim. Hadi girelim kızım, geldi babamız. Evet bir tanem. Evet annem. Hadi gidelim, tamam mı aşkım? Hadi bakalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim anneciğim. Hadi prenses, hayırlı haberler inşallah. Hadi gel. Annem. Durmadı bebek arabasında anne kuzusu. Annem. Evet bir tanem. Ağlama anneciğim. Ağlama Elif ada. Ağlama bir tanem, saçların karma karışık olmuş. Ağlama annem. Bekliyoruz arkadaşlar, bayağı da kalabalık burası. Ne yapıyorsun Gülten abla? İyi ya, sağ ol. Annem, çıkıyor muyuz şimdi muayene? He? Sıla bize mi gelmiş minnacığım? Evet bir tanem, sıra bize gelmiş ya. Hadi kızım hayırlı haberler inşallah, sıra bize gelmiş, gidiyoruz biz ya. Evet. Şunu alır mısın babası? Hadi gidelim kızım, gel. Gel annem. Gel bir tanem. Gel bebeğim. Sevindi. Neyse sevindi kuzum. Muayene olacakmış. Sultan ablası ya. Sultan hocası. Evet. Evet. Şimdi muayene olsun. Merhaba Merve hocam. Hoş bulduk. Biz geldik. Uyuyordu. Yeni uyandı. Oğuz hocam. Merhabalar. Evet annem. Hocam uyuyordu. Daha yeni. Evet, yukarıya çıkarken uyandı. Merhaba. Merhaba hocam ya, iyiyim ben. Çok güzel olmuşsun bugün. Ya bu ne şey saç? Ya bu nasıl? Nasıl kıkır diyor. Nasıl kıkır diyor. Oktay hocam de annem. Oktay hocam. Merve hocam, hiç tanışmadınız değil mi? Hocam Merve hocam, Fatih. İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Annem kolun morarmış ya senin bir tane. İyiyim. Allah. Valla. Pozitif iyonlar. Evet. Pozitif iyonlar. Negatif iyon mu? Ama pozitif şey. Nasıl gülüyor? Yine kuşum muayene oldu. Şimdi gidiyoruz evimize. Eve gidince neler söylediğini konuşuruz değil mi annem? Hadi gidelim prenses. Hadi baba salın. Gençeciğim, annesinin nuru. Yastığımızı da koyalım, boyun yastığımızı bir tane. Prensesim. Hadi koyalım anneciğim, hadi. Koyduk mu? Hadi gidelim. Arkadaşlar dışarıya çıkmışken böyle bir dışarıdan Elif adayı gezdirelim. Hem biz de nefes alalım istedik. Ortopedi doktorundan doktorumuzdan duyduklarımızdan sonra biz de bir nefes alalım istedik. Birazdan anlatacağım neler söylediğini. Böyle arkadaşlar burada bir yemek yiyelim dedik. Aslında normalde burada bir canlı müzik vardı. Şu kafede değil mi aşkım, o daha önce canlı müzik? Evet burasıydı. Burada normalde her akşam canlı müzik yapılıyordu. Geçen sene, yok pandemiden önce gelmiştik hatta. Yine var mıdır diye bilmiyorum, merak ettim ama belki akşam olabilir diye konuştuk. Şimdi böyle bir şeyler yiyip burada biraz çok güzel bir yeri var burasının da, havası var. Böyle hava alalım istedik. Minik kuşum hala uyuyor arkada. Annesinin prensesi. Minik kuş da hava. Eve çıktık mı inmek yeniden böyle bebek arabasını açmak her şey zor oluyor. Çıkmışken Elif adada biraz hava alsın istiyoruz açıkçası. Hırkası yanımızda, battaniyesi var, maması var. İlaç saatine de kadar da Allah'ın izniyle eve dönmüş oluruz. O yüzden böyle yarın da hava yağmurlu gösteriyor. Bilmiyorum gerçekten yağar mı, Antalya yağışlı gösteriyor ama bugün fırsat bulmuşken bu fırsatı değerlendirelim. Deme minnacığım, canımın içi, elini tutabileyim miyim? Elini tutabileyim miyim anneciğim? Araba böyle yüksekliklerden geçtikçe tedirgin oluyor kuzucuğum. Evet annem ben buradayım, sen hiç korkma tamam mı? Evet bir tanem. Böyle arkadaşlar bakalım, burada biraz dolanacağız, gezeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra evimize gideriz. Nereye geldik Elif ada? Minnoşum, biraz esiyor ama bilemedim seni, böyle örtsen mi açık mı kalsan. Ha? Ne kadar güzel yere getirdik seni, bir bak bakalım ya. Bir bak bakalım ya. Aslan safari diyor. Ne var ki orada aşkım? Biz bayağı oldu değil mi buraya gelmeyeli?
2,5 yıl oldu herhalde. En son canlı müzik dinlemeye gelmiştik Eltimlerle beraber akşam buraya ailece. Minnoş'um, Aminem de vardı. Şimdi böyle şöyle bir yer arkadaşlar. Bu Kepez Tepesi'nde bir aşağıdaki yer arkadaşlar. Girişte zaten yerin ismini göstermiştim. Burada şey var bak. Oyun alanı, zıp zıp park. Ama bizim Elif adayı bindirebileceğim hiçbir şey yok. Minnoş'um. Hayvanlar da var büyük ihtimalle. Kokuyor, koku var ama. Salıncağa bak, ne kadar büyük bir salıncak var bak. Gördün mü? Kız çocuğuna bak ya, kepçeyle bak bak nasıl kazdırıyor bak. Erkek çocuğuna bak bak nasıl kaldırdı kepçeyi, bak bak kumu döküyor. Bak kaldırıyor, gördün mü? Ay aşkım şuna bak. Kaydır ha. Tehlikeli bence ya, Allah korusun. Çıkayım bir atlayayım mı? Ne dersin? Kayayım mı? Korkarım ben. Panik atak yaşarım herhalde orada. Zıp zıp var. Çok güzel şeyler var burada. Antalya'da yaşayıp böyle çocuklarınızı getirebileceğiniz bir yer arkadaşlar. Çok güzel. Elif Ada. Bak arkadaşların nelere biniyormuş, neler yapıyorlarmış ya. Ya kızım. Gördün mü Elif Ada? Böyle arkadaşlar doğum günü organizasyonu bence aşkım. Evet, Mete'nin her sünnet töreniymiş. Böyle burada da düğün var. Orman kır düğünmüş. Doğum günü de güzel olur burada değil mi aşkım? Çok güzel olmuş arkadaşlar. Buralar biz geldiğimizde böyle değildi. Bir sürü çocuk oyun parkları var, oyun alanları var. Gerçekten güzel olmuş. Böyle kahvaltı yapabileceğiniz, akşamları böyle mangal yiyebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz yerler de var. Mis gibi havası var. Çam havası. Çok bak ilerlerde de bak aşkım şey var. Atlı karıncaya bindirmeyi çok istiyordum ya Elif adayı. Evet, atlı karınca var. Gidelim mi Elif adayı bindirelim mi? Ya Elif adayı çok istiyordum, o atlı karıncaya bindirmeyi. Gidiyoruz bakalım. Bir deneyelim Elif adayla annesi atlı karıncaya binsin babası ya. Hadi gidelim binmişim. Hadi uyan annem, bak seni nereye getirdim ya. Hadi binelim atlı karıncaya. Kalk hadi annem. Hadi uyan bir tanem ya. Anneyle bir binelim hadi gel.
kurduğumuz bir şeyi daha bugün yapma fırsatı verdi Rabbimize. Elhamdülillah. Elif adayı aslında Amine Elif'le de hep Luna Park'a gitmeyi çok istedik ama trakeostomisinden hep korktuk. Daha önce zamanlarda da hiç yapma fırsatımız olmadı. Çok küçüklerdi ve korkuyordum her şeyden. Rabbime şükürler olsun bugün Elif adayla Luna Park'ta olmak nasip oldu ve atlı karıncaya ve uçağa bindik kuzumla. Şükürler olsun Rabbime. Minik kuş çok mutlu muydu bilmiyorum ama hissetti, ona eminim arkadaşlar. Benim minnoşumla Rabbime şükürler olsun bir hayalimizi daha gerçekleştirmiş olduk. Ne mutlu bize, şükür. Arkadaşlar şimdi biz daha önce canlımızı kinlediğimiz yere geldik, Beyoğlu Kupa'ya. Şimdi Elif adayı buraya masa örtüsü istedik, temiz masa örtüsü, sağ olsunlar bize verebileceklerini ve buraya Elif adayı yatırmamız için yardımcı oldular. Şimdi buraya koyacağız masa örtüsünü ve Elif ada prensesi burada rahat yatsın diye, rahat ederse buraya yatıracağız Elif adayı. Biz ki baba, babası çok rahat. Semaverde çay da var aşkım. Baksana prensesler gibi yer aptı ablası ya. Değil mi anneciğim? Sen orada keyif yap bir tanem. Keyif yap sen orada. Seni şöyle şöyle sallayayım. Hop. 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 Anne ballısı. Anne ballısı. Kuşum orada uyuyor çok şükür, keyif yerinde. Üzerine hırkasını giydirdim, serin gibi diye, kısa kolluydu. Üzerini de örttüm, kulakları üşümesin dedi, öyle battaniyesini kapattım. Biz de arkadaşlar böyle hamburger yiyelim dedik. Afiyet olsun o zaman bize. Canımın içi. Canımın içi. Canımın içi. Uyandın mı annem? Ne oldu? Karnın vuruyor değil mi? Bir taraftan da evet. Gaz geliyor arada, farkındayım. Geçer ama bir tanem. Geçer annesin. Hop geldi yine. Geldi geldi, geçer hemen. Geçer annem. Karnına vuruyor değil mi gaz? Hop geldim Elif ben diyor. Geldim Elif ben buradayım diyor gaz ya. Anam geldi yine. Karnının ağrıdığını nasıl belli ediyorsun sen? Maşallah sana. Ah karnı ağrıdı Elif'in. Karnına sıkıştır demen gazlar ya. Anam 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 geldi gene. Elif ben geldim diyor. Ben buradayım Elif gazlar diyor. Gazlar hep buradaymış Elif ya. Evet bir tane. Evet annesinin kuzusu. Ah geldi gene. Sıkıştırıyor Elif ada seni. Seni sıkıştırıyor ya. Kızarım. Ah geldi gene. Kızarım ben onlara ya. Kızarım ben pamuğum. Yiyelim ki ben. Ama seni yiyelim ki ben. Seni çok sevelim ki ben. Canımın içi, ne yaptık ya biz? Ne yaptık biz ya? Ha, atlı karıncaya mı bindik biz? Ha, uçağa mı bindik biz? Ha? Sen ama orada uyuyor muydun? Ama sen farkındaydın değil mi? Seni nereye bindirdik Elif ada? Sen fark ettin mi? Sen fark ettin mi? Karnın ağrıyor. Evet biliyorum. Evet annem, seni biz nerelere bindirdik ya. Evet annem. Bugün de tarihin en güzel günlerinden biri olabilir. Değil mi annem? Değil mi bir tanem? Bir hayalimizi daha gerçekleştirdik. Şükürler olsun. Değil mi bir tanem? Evet. Evet annem. Sen de mutlu mu oldun? Sen de mutlu oldun prensesim. Evet. Oo, çıkı çıkı geliyor hala gazlar. Gazlar geliyormuş, gazlar. Evet annem. Evet annem. Evet meleğim. Oo, canım minnoşum.
En güzel manzaram mısın sen benim ya? He? Meleğim misin sen benim ya? Canımın içi. Elif Ada. Ha minnoşum ham. Keyfin yerinde mi anneciğim? Arkadaşlar biz evimize geldik. Elif Hanım'ın üstünü değiştirdim. Altına alt açmasını açtım. Uzun zamandır bezde olduğu için uzun saatlerdir. Rahat etsin istedim. Minnoşumun keyfi yerine geldi çok şükür. Şu anda yerde bakıyor. Bugün doktor görüşmemize ne oldu derseniz. Bugün Murat Bey bize Elif Hanım'ın ayaklarının tendonlarının çok sıkı yani gergin olduğunu, dizlerinde ve ayaklarından birçok operasyon geçirmesi gerektiğini ama bunu bir operasyonla hepsini yapabileceğini söyledi arkadaşlar. Elif Hanım'ın şu anda fizik tedaviyle bu ayaklarının rutinde bile korunamayacağını yani o biz hep ayaklarının daha fazla içe dönmesini değil de fizik tedaviyle bunu korumayı planlıyorduk. Hep hani daha kötü olmasın. Evet ameliyatlarla bir şekilde düzelecek sonrasında gibi. Bunu da koruyamayacağımızı fizik tedavilerle öğrenmiş olduk arkadaşlar. Yani Murat Hoca'nın görüşü böyle. Ve Elif Ada'nın bir an önce ameliyat olması gerektiğini, eğer ameliyat olmazsa ayaklarının tamamen daha da kalçaya doğru geleceğini, hatta şekil bozukluklarının tamamen artacağını ve ayaklarının tamamen kalçaya kadar çıkacağını söyledi zamanla. Ağaç yaşken eğilir dedi, küçükken bu ameliyatın bir an önce yapılması iyi dedi arkadaşlar, iyi olur dedi. Biz de işte daha önce yapılan ameliyatları söyleyince işte ya benim sadece şu anda düşündüğüm şu arkadaşlar, Elif Ada'nın geriye gitmemesi, yani onun bir tek epilepsi ya da ameliyatları her şeyi toparlama süreci uzadığı için Elif Ada'ya sıkıntı yaşatır mı, onu zorlar mı, onu üzer mi? Benim hep endişelerim bu yöndeydi ama durumun ayaklarının daha da kötüye gidebileceğini ve ileride bu kadar düzelmenin şansında olmayacağını söyledi. Biz ne mi yapacağız? Biz şöyle yapacağız. Murat Hoca Denizli'de olduğu için bilmiyorum ona gidebilir miyiz? Özelde mi yapıyor? Nasıl yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Yaptırırsak telefon numaranı verdiler. Telefon numaralarını verdiler. Onunla görüşmeyi sağlarız. Ama biz şöyle de düşündük. Ayın 27'sinde Elif Ada'nın hematolojik kontrolü var. Bugün ayın 21'i arkadaşlar. Biz o kontrole gittiğimizde Elif Ada'nın buradaki profesörü, onun ikinci ameliyatını yapan tıp fakültesindeki Serhan Er'e tekrar bir randevu alıp, profesör randevusu alıp yeniden Elif Ada'nın bir muayene ettirmeyi istiyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl bir süreç olur, ne olur, nasıl ilerler ama bu sürece girmemiz gerekiyor artık. Onu artık çok iyi biliyoruz. Çünkü zaten Oğuz Hoca ile bunun konuşmalarını yapıyorduk. Ne zaman gideriz, nasıl yaparız, gitsek ne durumda olur, nasıl yapalım, hani bir görüşme yapalım yeniden diye Oğuz Hoca zaten bize söylüyordu ortopedi doktorumuzla. Böyle bir ön görüş almış olduk arkadaşlar. İnşallah hayırlısı olur bizim için. İnşallah Elif Ada için hayırlısı olur. Bir anda yani ve dizinden ve ayağındaki deformasyonların çok fazla olduğu için 5-6 ameliyat gerektirdiğinde Murat Hoca'nın kendi tekniği bir anda bütün ameliyatları yani 5-6 ameliyatı bir ameliyatla yapma gibi bir tekniği varmış. Bilmiyorum nasıl olur, bu ameliyat süreci nasıl olur, ameliyat süresi nasıl olur, sonrasındaki süreç nasıl olur. Her şeyin hayırlısı arkadaşlar ama bu yola çıkma kararı aldık. Serhan Hoca ile de randevu alıp bir ön görüşme onunla da yapmak istiyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde. Ondan sonra eve gelmek canımız istemedi eşimle. Biraz duyduklarımızı tabii biraz sindirmek istedik. Dışarıya çıktık. Yukarıda gördünüz zaten hepsini çektim arkadaşlar. Benim için bugün Rabbime binlerce şükürler olsun. Bunu defalarca söyledim videolarda ama yine söyleyeceğim. Elimden gelse 1000 kere söyleyip ya da Antalya'da bir megafon alıp böyle duyurmak isterdim. Bu heyecanımı paylaşmak isterdim. Çünkü hayallerimden bir tanesini gerçekleştirmenin rahmetli oğlumda da Amine Elif'imle beraberken de hiçbir şekilde buna fırsatım, imkanım yani çocuklarımın
öyle bir götürüp de hani öyle bir durumları olmamıştı arkadaşlar. Bugün Elif adayı atlı karıncaya bindirebilmek ve uçan uçaklara bindirebilmek bizi çok mutlu etti arkadaşlar. Bütün görüntüleri izlemiş olacaksınız zaten. Dedim ya belki size çok basit bir şey gelebilir. Belki çok böyle sıradan bir şey gelebilir. Ama o kadar mutlu eden bir şeydi ki bugün beni ve eşimi özellikle. Eşim de atlı karınca da beraber bindirmek istedi ve o da bindirdi. Bizim için çok özel, çok güzel anısı olan bir gün oldu arkadaşlar. 21 Mayıs 2022. Bugün hiç unutmayacağım ilk Luna Park deneyimimiz oldu. Rabbime binlerce şükürler olsun. Nasip oldu. Elif adamla nasip oldu. Bütün çocuklarımla olsun isterdim ama inşallah en güzel oyunları, en güzel şeyleri Rabbim nasip ederse, inşallah nasip eder. Cennette çocuklarımla beraber yapabilmeyi nasip eder inşallah. Böyle arkadaşlar sizinle mutluluğumu da, hüznümü de, sıkıntılarımı da hepsini de elimden geldiğince burada hiçbir şeyi saklamadan paylaşmaya çalışıyorum. Bize dualarınızı eksik etmeyin. Bugün sadece bir günlük bir video olarak bunu burada bitireceğim. Çünkü Luna Park ve orada gezimiz biraz uzun sürdü. O yüzden kendinize çok iyi bakın. İnşallah videomuzu buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınız bizi mutlu eder. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.